Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda insanlar, yerler ve çevreler 5. sınıf sosyal bilgiler 3. ünitemiz kapsamında nüfus ve yerleşme konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar şimdi nüfus nedir? Sınırları belli bir alanda yaşayan toplam kişi sayısına biz nüfus diyoruz. Okulun nüfusu, sınıfın nüfusu, ilçenin nüfusu, köyün nüfusu, ilin nüfusu, Türkiye'nin nüfusu, dünyanın nüfusu, Avrupa'nın nüfusu sınırları belli sonuçta yaşayan toplam kişi sayısıdır. Arkadaşlar ülkemizin nüfus dağılışına baktığımız zaman nüfus her yerde aynı değildir. Çünkü ülkemizin farklı bölgelerinde hem farklı doğal hem de farklı beşeri unsurlar etkili oluyor. Şimdi nüfusun dağılışını etkileyen unsurlara bakalım. Doğal unsurlar ve beşeri unsurlar olarak ikiye ayrılıyor. Doğal unsurlar nelerdir arkadaşlar? İklim, su kaynakları, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, yeraltı kaynakları. Nasıl etkiliyor? İklim ılıman mı? Ilıman, nüfus fazla. İklim çok mu soğuk? Nüfus az. Su kaynakları, su kaynakları bol mu? Bol. Nüfus fazla. Az mı? Nüfus az. Bitki örtüsü tamamen ormanlarla mı kaplı? Evet. O zaman nüfus az. Tamamen çöl mü? Nüfus az. Normal bitki örtüsü. Bozkır olabilir, maki olabilir. O zaman nüfus fazla. Yeryüzü şekilleri. Dağlık ve engebeli mi? Evet. O zaman herhangi bir ekonomik faaliyet çok yapamazsın. O zaman nüfus az. Yer şekilleri düz mü? Düz. O zaman nüfus fazla. Yeraltı kaynakları bol mu? Bol. O da iş kaynağı oluşturduğu için ne olur? Nüfus fazla olur. Yeraltı kaynakları bakımından zengin değil mi? Değil. O zaman nüfus az. Beşeri unsurlar arkadaşlar bunlar daha çok ekonomik. Yani ekonomi alanıyla ilgilidir. Beşer demek insan demek. İnsani durumların nüfusun dağılışını etkilemesidir. Sanayinin geliştiği yerde nüfus fazladır. Tarımın geliştiği yerde nüfus fazladır. Turizmin geliştiği yerde nüfus fazladır. Ticaretin geliştiği yerde nüfus fazladır. Ulaşımın gelişmiş olduğu yerde nüfus fazladır. Hayvancılığın yapıldığı, yoğun olarak yapıldığı yerlerde nüfus fazladır. Şöyle söyleyeceğiz. Bunların gelişmediği yerde nüfus fazla olur mu? Olmaz. Bunların uygun şartlara sahip olmadığı yerde nüfus fazla olur mu? Olmaz. Dolayısıyla nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri unsurlar söz konusu. Şimdi bunları açıklayalım arkadaşlar. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal unsurlar. İklim. Arkadaşlar denize kıyısı olan yerlerde iklim ılıman olduğu için nüfus fazla, nüfus yoğun. İklimin sert ve sıcaklığın düşük olduğu yerlerde nüfus seyrek. Neye örnek verelim? Mersin, Hakkari örneğini verelim. Mersin'de ılıman iklim, Hakkari'de sert karasal iklim. Yeryüzü şekilleri. Ova ve platoların geniş yer kapladığı yeryüzü şekillerinin sahada olduğu yerler yerleşme için elverişli olduğundan nüfus fazla. Dağlık ve engebeli alanlar yerleşme için elverişli olmadığı için nüfus azdır. Mesela Adana Çukurova bölgesi örnek verecek olursak bir ova bak adı üstünde nüfus yoğun. Diğer taraftan Artvin'e bakalım. Artvin'de dağlık ve engebelilik fazla olduğu için nüfus az. Su kaynaklarının insan ihtiyaçlarını karşılayamadığı yerlerde nüfus az. Su kaynakları bakımından elverişli olan akarsu ve deniz kıyılarında nüfus fazladır. Mesela Tuz Gölü çevresinde nüfusun yoğun olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü şiddetli buharlaşma var. Su kaynakları çok kısıtlı. Bitki örtüsü, bitki örtüsünün cılız olduğu veya gür ormanlarla kaplı olduğu yerlerde nüfus azdır. Karadeniz'in ormanlık alanlarında nüfus yok arkadaşlar. Çünkü full orman. Yani ev yapabileceğin bir yer yok. Ancak ormanı katledesin. O da zaten bizim istediğimiz bir şey değil. Çöllerde nüfus var mı? Cık. Yok arkadaşlar. Yeraltı kaynakları. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde nüfus fazla. Mesela Batman'da petrol çıkıyor. Zonguldak'ta taş kömürü çıkıyor. Bu da nüfusu arttırıyor arkadaşlar. Bir yerin az nüfuslanmasında veya fazla nüfuslanmasında hem doğal faktörler hem de beşeri faktörler etkili olabilir. Örneğin Hakkari'nin az nüfuslanmasında yani nüfusun az olmasında iklimin sert, yer şekillerinin dağlık olması, sanayi, turizm, ulaşım ve ticaretin gelişmemiş olması etkilidir. Tam tersi İstanbul'da nüfusun yoğun olmasında yer şekillerinin sade, sanayi, turizm, ticaret, ondan sonra ulaşım gibi birçok faaliyetin gelişmiş olması etkilidir. Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri unsurlara bakalım arkadaşlar. Biz bu beşeriye ne dedik? İnsan etkisi yani daha çok ekonomik faktörlerden bahsedeceğiz. Sanayi, madencilik, ticaret. Arkadaşlar sanayi tesistir. Bak yeraltı kaynakları insan olmasa da var. Madencilik beşeridir. Yeraltı kaynakları doğaldır. Bunu unutmayın. Bunu karıştırabilirsiniz. Arkadaşlar sanayi tesisleri ham madde kaynaklara yakın yerlerde kurulmuştur. Tabi burada sanayi tesislerinin fazla olduğu, madenciliğin geliştiği yerlerde ticaret de geliştiği için iş imkanları fazla oluyor. İş imkanlarının fazla olduğu yerlere insanlar iş bulmak için göç ediyor ve orada otomatikman nüfus artıyor.
Verimli toprakların bulunduğu yerlerde tarım faaliyetleri için elverişli şartlara sahiptir. Dolayısıyla tarımsal ürünler sanayide de ham madde olarak kullanılabiliyor. Hem tarımda çalışacak işçiler tarım bölgelerine gidiyor. Onun için orada da nüfus mevsimlik olarak artıyor. Ama doğal olarak hani şunu söyleyebiliriz. Beşeri faaliyetler, beşeri unsurlardan tarım verimli arazilerin bulunduğu yerlerde nüfusu arttırır arkadaşlar. Çünkü orada ekip biteceğim, para kazanacağım. Bu da nüfusun artmasına yol açıyor. Ulaşım imkanlarının geliştiği yerlerde sanayi ve ticaret de gelişir ki sanayinin, ticaretin, tarımın ulaşım yoksa orada ticari faaliyet olmaz. Ticari faaliyet olmadığı yerde de nüfus fazla olmaz. Ulaşımın geliştiği yerde sanayi ve ticaret gelişiyor. Dolayısıyla ulaşım imkanlarının geliştiği yerde de nüfus fazla oluyor. Mesela yine İstanbul, İzmir örneğini verelim. İşte havayolu, karayolu, deniz yolu, liman kenti biliyorsunuz. O da nüfusu arttırmıştır. Turizm. Arkadaşlar turizmin geliştiği yerlerde iş imkanları fazla olduğu için dışarıdan gelen göçler nüfusu arttırmaktadır. Bir yerin fazla nüfuslanmasında birden fazla beşeri unsur etkili olabilir arkadaşlar. İşte İstanbul'un yoğun nüfuslanmasında yer şekillerinin sade olması, işte bu doğal unsur. İklimin ılıman olması doğal unsur. Sanayi, ticaret, ulaşım ve turizm arkadaşlar bunlar da beşeri. Şuraya yazalım beşeri. Şurada doğal diyelim. Doğal unsuru hem beşeri hem de doğal unsurlar nüfusun fazla olmasına ya da az olmasına yol açabilir. Yani Allah'ın dağına gidip kim yerleşecek Allah'ını seversen. Şimdi her taraf dağlık ve engebeli. Orada sanayiyle uğraşabilir misin? Yok. Niye uğraşamazsın? Hadi sanayiyle uğraştın. Ulaşım dağlık ve engebeli yerde yapamazsın ki ulaşımı rahat sağlayamazsın. Bu da hem senin maliyetini arttırır bir de gerek yok. İklim de sert. Ondan sonra ulaşım da gelişmemiş. Para da kazanamazsın. Dolayısıyla mesela Hakkari, Artvin, Rize gibi yerlerde bak Rize'nin kıyı kesimlerinde nüfus fazla ama iç kesimlere baktığımız zaman dağlık ve engebeli nüfus az. Artvin'de yine ama İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara gibi yerlerde hem sanayi hem ticaret hem turizm gibi faaliyetlerin gelişmiş olması nüfusu artırmıştır. Özetle nüfusun dağılışını hem doğal faktörler etkiler hem de beşeri faktörler etkiler. Sevgili arkadaşlar tabii bizim nüfus ve yerleşme konumuz bundan ibaret. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Benim hocamla kalın. Esen kalın.